Önceki videolarda kinetik moleküler teoriden bahsetmiştik. Bu kavramı KMT olarak kısaltabiliriz. Daha rahat anlatmak için buraya iki boyutlu bir kap çizelim. Bu kabın içerisinde de belli miktarda bir gaz olsun. Kabın içerisinde yer alan bu gazın toplam hacimleri kabın hacminden çok daha az olan taneciklerinden oluştuğunu düşünebiliriz buradaki sıcaklığınsa taneciklerin ortalama kinetik enerjisiyle orantılı olduğunu ekleyelim. Bu taneciklerin hepsi hareket ettiğinden belli bir kinetik enerjiden söz etmemiz de mümkün. Hatırlarsanız kinetik enerji m çarpı v üssü 2 bölü 2 formülüyle hesaplanıyordu. Dolayısıyla bu taneciklerin hepsinin belli bir kütlesi ve hızı olduğunu söyleyebiliriz. Ancak Aynı türden tanecikler olsa da hepsinin hızının farklı olabileceğini de unutmayalım. Farklı türden taneciklerin olduğu durumlarda ise taneciklerin kütlesinin de değişebileceğini hatırlatayım. Ancak tüm bu taneciklerin kinetik enerjisinin ortalamasının Kelvin cinsiyle ifade edilen sıcaklığa orantılı olduğunu söyleyebiliriz. Basınçsa birim alanda görülen kuvvet olarak tanımlanabilir. Bunun için kabın buradaki yüzeyini baz alabiliriz. Bu kap bir küp de olabilirdi. Bunu üç boyutlu bir küpe de çevirebiliriz. Gördüğünüz gibi burası da bir alan. Burada da tanecikler bulunur. Bunu farklı bir renkle gösterelim. Bu tanecikler kabın kenarlarına çarparak hareket eder. Buraya çizdiğimden çok daha fazla tanecik olduğunu düşünebilirsiniz. Yani her an kabın kenarına çarpan tanecikler olduğunu söyleyebiliriz. Hatta kabın her kenarına çarpan farklı tanecikler olduğunu düşünebiliriz. Esnek çarpışmalar olarak adlandırılan bu durum sayesinde kinetik enerji korunmuş olur. Dolayısıyla taneciklerinin tamamının bu alana belli bir kuvvet uyguladığını belirtmemiz mümkün. Yani yüzeyde görülen bu tanecik çarpışmaları sayesinde basınç oluşur. Bu videoda ise kinetik moleküler teori olarak anlattığımız bu kanunlardan yola çıkarak P çarpı V eşittir, N çarpı R çarpı T olarak ifade ettiğimiz ideal gaz yasasının gerçek hayatta nasıl doğru çıktığını anlatmaya çalışacağım. Burada P basıncı, V ise hacmi ifade eder. N de yani N de elimizdeki gazın içerisinde bulunan mol sayısını gösterir. Yani buna toplam gaz miktarı diyebiliriz. T de Kelvin cinsiyle ifade edilen sıcaklık. Son olarak R değeri ise o örnekteki ideal gaz sabitini ifade eder. İlk olarak diğer tüm değerleri sabit tuttuğumuz durumda basınç hacim ilişkisinin nasıl olacağına bakalım. İdeal gaz yasasına göre bu değerleri sabit tuttuğumuzda basınç çarpı hacim burada gördüğünüz değere eşit çıkar. Bu sabit değere k değeri diyebiliriz. Ancak iki tarafı da V değerine bölersek basıncın aynı zamanda belli bir sabit değer bölü V'ye eşit olacağını da söyleyebiliriz. Bunu şu şekilde düşünebiliriz. Basınç hacimle ters orantılıdır. Şimdi de iki tarafı da P değerine bölelim. Buna göre hacim de basınçla ters orantılı çıkar. Kinetik moleküler teoriye göre bu size mantıklı geldi mi? Videoyu bu noktada durdurup bunun üzerine biraz düşünmenizi öneririm. Gördüğünüz gibi burada bir küpümüz var. Bu küpte tanecik sayısı ve ortalama kinetik enerjinin aynı kalacağını, ancak hacmi arttıracağımızı varsayalım. Hacmi arttırdığımızda, yani küpün alanını arttırdığımızda sıcaklık ve tanecik sayısının aynı kalacağını, ancak kabın genişlediği bir ortamda belli bir zamanda kabın kenarına çarpıp hareket eden tanecik sayısının azalacağını söyleyebiliriz. Bunun sebebi ise taneciklerin kat etmesi gereken yüzey alanının artmış olması. Dolayısıyla hacim arttığında basıncın azalacağının oldukça mantıklı olduğunu kanıtlamış olduk. Bunu diğer türlü de düşünebiliriz. Bu noktada kabı küçülttüğümüzü varsayalım. Tanecik sayısı ve ortalama kinetik enerji aynı kalsın. Bu durumda tanecikler kabın kenarlarına daha sık çarpar. Bu da basıncın artmasına neden olur. Bu ilişki yani basınç ve hacim arasında ters orantı olduğunu gösteren bu ilişki kimyada Boyle yasası olarak adlandırılır. Şimdi de başka bir ilişkiye bakalım. Burada hacim ve mol sayısı aynı kalsın. Bu durumda basınç sıcaklık ilişkisinin nasıl olacağını inceleyelim. Buradaki 3 değerin sabit kalacağını söylemiştik. İdeal gaz yasasına göre basınç ve sıcaklık arasında doğru orantı bulunur. Umarım bu mantıklı gelmiştir. Bunu ilk kabımız üzerinden göstererek anlatalım. Sıcaklığı arttırdığımızı varsayalım. Bu durumda ortalama kinetik enerji de artar. Bu da kabın kenarına çarpan taneciklerin hızının artacağı anlamına gelir. Yani belli bir zamanda kabın belli bir kenarına uygulanan basınç artmış olur. Bunun tam tersini de düşünebiliriz. Örneğin sıcaklığı düşürdüğümüzü varsayalım. Bu durumda kinetik enerji de azalır ve tanecikler çok daha yavaş hareket etmeye başlar. Dolayısıyla taneciklerin kabın kenarlarına çarpma hızı da düşer. Bu da basıncın azalmasına neden olur. Gördüğünüz gibi örnek üzerinden bu durumun da gerçek hayatta doğru çıktığını kanıtlamış olduk. Dediğim gibi sıcaklık arttıkça basınç da artar benzer şekilde sıcaklık azaldıkça basınç da azalır. Bu ilişki de kimyada Gay-Lussac yasası olarak adlandırılır. Şimdi de başka bir ilişkiye bakalım. Bu videoda buradaki bütün kombinasyonların üzerinden geçeceğiz. Burada basınç ve molekül sayısının aynı kalacağını varsayalım. Buna göre hacim-sıcaklık ilişkisinin nasıl olacağını inceleyelim. P, N ve R değerlerinin sabit olduğu durumda ideal gaz yasasına göre hacimle sıcaklık doğru orantılı olur. Diğer tüm değerlerin sabit kaldığını unutmayalım. Bunu da bir örnekle kanıtlayabiliriz. Sıcaklığı arttırdığımızda tanecikler daha hızlı hareket etmeye başlar. Bu durumda alan başına kabın kenarlarına uygulanan kuvvetin yani basıncın aynı kalmasını istiyorsak hacmi arttırmamız gerekir. Kinetik moleküler teoriye uygun olan bu ilişki de kimyada Charles yasası olarak bilinir. Şimdi de hacim ve mol sayısı arasındaki ilişkiye bakalım. Diğer tüm değerlerin sabit olduğu durumda ideal gaz yasasına göre hacim ve elimizdeki gazda bulunan toplam mol yani tanecik sayısı arasında doğru orantı bulunur. Bu da kulağa oldukça mantıklı geliyor. Çünkü dediğim gibi diğer her şeyi yani basınç ve sıcaklığı aynı bıraktık. Örneğin tanecik sayısının iki katına çıktığını varsayalım. Sıcaklık ve basıncın aynı kalmasını istiyorsak, bu durumda hacmi de iki katına çıkarmamız gerekir. Aynı şekilde hacmi iki katına çıkarıp sıcaklık ve basıncı aynı bırakmak istediğimiz durumda da tanecik sayısını iki ile çarpmamız gerekir. Bu sayede kabın kenarlarına çarparak hareket eden tanecikler arasında yeteri kadar etkileşim gözlenmiş olur. Bu da yeteri kadar basınca ulaşmamızı sağlar. Bu ilişki de kimyada Avogadro yasası olarak bilinir. Son olarak bir şeye daha bakmak istiyorum. Elimizde birbirinin aynı iki kap olduğunu varsayalım. Bu kapları da şöyle çizebiliriz. Buraya üçüncü bir kap daha çizelim. Burada da bir numaralı gazımız olsun. Bu gaz nedeniyle bu kapta belli oranda basınç bulunuyor. 3 kapta da sıcaklık ve hacmin aynı olduğunu varsayalım. İkinci kapta da 2 numaralı gazımız olsun. Bu kapta da belli miktarda basınç var. Şimdi de bu iki kapta bulunan iki gazı alıp 3. kaba yerleştirelim. Yani üçüncü kapta hem 1 numaralı hem de 2 numaralı gaz olsun. Dediğim gibi sıcaklık ve hacim aynı kalacak. Üçüncü kabın yüzeyinde 1 numaralı gazın tanecikleri arasında çarpışmalar görülür. Birim alana uygulanan bu kuvveti P1 olarak adlandırabiliriz. Aynı şekilde 2 numaralı gazın tanecikleri de birbiriyle çarpışır. Bu da bize birim alana uygulanan bir kuvvet verir. Buradan da bu iki kısmi basıncın toplamının kabın toplam basıncına eşit çıkacağını söyleyebiliriz. Bu durumda kimyada Dalton yasası olarak bilinir bu videomuzda örnekler üzerinden giderek ideal gaz yasasında geçen bütün yasaların kinetik moleküler teori açısından oldukça mantıklı olduğunu göstermiş olduk